Öncelikle yoğun temponuza bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Burası yurtlar bölgesi aslında. Birçok üniversitenin bulunduğu bir bölgedeyiz biz. İşlek olan bir yerde. Fatih'teyiz aslında. Ben öncelikle yurdunuzun hizmetlerinden başlamadan önce sizleri tanıtmak istiyorum izleyicilerimize. Mustafa Esen kimdir? Ben 1991 İstanbul Fatih doğumluyum. Evet. Yaklaşık bir 10 yıldır bu sektörün içerisindeyim. İşletiyorsunuz aslında 20 evet. yıldan beri birçok Sakarya'da da olan bir yeriniz var, öyle değil mi? Orada işletiyorsunuz. Evet, Sakarya'da da bir yerimiz var, Serdivan'da gene. Kız öğrenci yurdu o da. Evet, onların da hizmetine geleceğiz biraz sonra. Evet Elif Hanım, size dönelim. Biraz da sizi tanıyalım. Elif Aksoy kimdir? Elif Aksoy, 1991 doğumluyum ben de. Yaklaşık 3 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Evet. Burada kızlarla beraberiz. Evet, onlara hizmet ediyorsunuz, evet, güler yüzünüz evet, öyle değil mi? Evet. Evet, Elif Hanım size dönelim. Aslında daha çok burada siz oluyorsunuz değil mi? Siz daha çok öğrenci işleriyle uğraşıyorsunuz. Mustafa Bey de arka planda yardımcı oluyor aslında. Evet. İşletmeciliğini evet. görev alıyor burada. Hizmetleriniz nelerdir? Hizmetlerimiz, şimdi öğrencilerin her katta ihtiyaçları oluyor. İşte çamaşır yıkama vesaire gibi. Bunların hepsi katlarda mevcut zaten. Nevresim değişimimiz var. Onun dışında katlarda mutfaklarımız var. Evet. Öğrencilerin çok işine yarıyor bu. Çünkü bu civardaki yurtların çoğunda akşam yemeği yok. Mutfaklarda akşam yemeği yapabiliyorlar. Sizde aynı zamanda kahvaltı hizmeti de var. Tabii tabii, kahvaltı da veriyoruz sabahları. Ama onların ayrı mutfakları da var. Kalkamayanlar oluyor çünkü sabah erken saatte. Evet. Onun dışında etüt odamız var. Orada da bir bilgisayarımız var. Zaten ufak bir yurt olduğumuz için hani öğrencilerin kendi çalışma masaları da var odalarında. Hı hı. Oraya inen gece saatlerinde ders çalışmak isteyen öğrenciler oluyor. Evet. Bu şekilde. Siz aslında burada ev konforunu buraya taşımış oluyorsunuz, öyle değil mi? Evet. Evlerinde evet. yaşamış oldukları yemekten tutun da çalışma ortamına varana kadar yapmışsınız. Evet. Peki daha çok kimlere hizmet veriyorsunuz burada? Sadece öğrenciler, öyle değil mi? Sadece öğrenci. Sadece yüksek öğrenim kız öğrencilerine hizmet veriyoruz burada. Daha evet. çok İstanbul Üniversitesi'nde gelen öğrencilerimiz var. Büyük bir çoğunluğumuz %70, %80 İstanbul Üniversitesi. Bir de çevredeki özel üniversitelerden gelenler de var. Evet. Aslında birçok da yurt var çevremizde, öyle değil mi? Bu işi yapan ya da yapmak isteyen. Tabii. Peki sıkıntılar var mı bunlarla ilgili? Hani sizin dışınızda gayri resmi olan, siz çünkü her şeyinizde resmi olan bir kuruluşsunuz. Nerelere dikkat etmeleri gerekiyor öğrencilerin? Öğrencilerin ilk önce Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olup olmadığını dikkat etmesi lazım. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmadan çalışan çok yer var bu bölgede. Özellikle Fatih bölgesinde. Evet. İlk dikkat etmeleri gereken husus bu. Onun dışında tabii İşletmeyle alakalı çok insanların bilgisi olmuyor geldikleri zaman İstanbul'a. Yani hem şehri bilmiyorlar hem buradaki insanları da bilmiyorlar. Çünkü genelde küçük şehirlerden geliyorlar. Doğru. Onlarla alakalı işte bir ön çalışma yaptıkları zaman internetten bizim tavsiyemiz, biz arayan verilerimize de söylüyoruz. Muhakkak gelsinler, yerinde kendileri görsünler. Tecrübe de çok önemli, öyle değil mi Mustafa Bey? Sonuçta bu işin içerisindesiniz. Sakarya'da bir yeriniz var. Sonrasında buranın işletmeciliğini aldınız. Aslında kendinize ait olan binayı, burada var olan bir yurdu hizmet almıştınız değil mi? Evet. Bir yer almıştınız aslında. Evet. Peki, hizmet sektörü çok zordur aslında değil mi? Bir de üstelik de öğrenciler var ve sizlere emanet edilen çocuklar aslında bunlar. Dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir? Olmazsa olmazlarınız. Olmazsa olmaz. Bir, belisiz yani, öğrenci kaydı aynen, alınmaz. Aynen, belisi olmayan öğrenci kayıt almıyoruz. İkincisi, giriş çıkış saatleri, yoklamalar, kontroller her zaman yapılıyor. Bu çok bizim kırmızı çizgimiz. Giriş çıkış saatlerimiz bellidir. O saatlerde olmazsa eğer veli bilgilendirilir her türlü. Evet. Hangi saatler arasında girip çıkabiliyorlar? Sabah 6'da kapılarımız açılıyor. Gece saat 12'de kapılar kilitleniyor. Gece müdürümüz var. O da yoklamasını alıyor. Evet. Ondan sonra eğer öğrenci yoksa velisine bilgilendirme mesajı atılıyor. Evet, bu çok önemli aslında güven için. Zaten velilerin en çok dikkat ettiği husus bu. En istedikleri bu oluyor, evet. Çünkü bölgenin yabancıları ve kendi şehirlerinden gelerek yapıyorlar, öyle değil mi? Evet. Etüt merkezlerinden de bahsettik. Etütleri peki her hani kendilerine uygun mu, belli dönemlerde mi, nöbetleşe mi kullanıyorlar, aynı anda kullanabilecekleri bir alan mı? Zaten ders çalışma masaları olduğu için odalarında çalışıyorlar evet. sürekli ama gece ders çalışmak isteyenler, oda arkadaşlarını rahatsız etmemek için etüt odasına evet. inebiliyorlar. Peki oda tiplerimize gelelim. Kaç çeşit odamız var? Onları da belirtelim, öğrencilerimiz dinler. Yani bir kişilikten 6 kişiliğe kadar oda tiplerimiz mevcut. Evet. Bunlar tabii her gelen velinin bütçesine göre, isteğine göre değişiyor. Bazılarının içerisinde banyo tuvaleti var, bazıları ortak kullanımda. Ama tabii bu her yer, her gün temizlik yapıldığı için herhangi bir sıkıntı olmuyor bunlarla alakalı. Zaten evet. katlarda da maksimum 9-10 kişi olduğu için çok büyük bir yoğunluk da olmuyor. Evet, ev ortamını buraya sağlamış evet. oluyorsunuz. Yani butik bir yurt daha evet. çok.
Peki, Musab Bey, aslında bir iş yeri açılırken çok büyük hedeflerle açılır. Hedeflerle bitmez ama hayallerle de açılır aynı zamanda. Siz de evlanmışsınız, çok genç bir işletmeci olarak, sahibi olarak buranın da. Sonrasındaki hedefleriniz var mı? Şu anda olmak istediğiniz yerde misiniz? Yok, yani biz aldığımızdan beri zaten devamlı bir üstüne koyarak gidiyoruz, daha doğrusu step step devam ediyoruz. Evet. Yani bundan sonraki hedeflerimiz biraz daha bunu büyüterek daha fazla kişiye hitap edebilmek. Çünkü burada butik kaldığımız zaman çok fazla geliştiremiyoruz kendimizi. Daha büyütmek istiyorsunuz. Tabii biraz daha başarı büyütmek istiyoruz. Başarı tesadüf değil aslında, öyle diyebilir miyiz? Muhakkak. Değil mi? Araştırarak, bilerek, görerek. Yani aslında emek vermeden olmuyor açıkçası. Çok fazla emek ve mesai isteyen bir şey. Yani tesadüf kendi kendine olan bir şey değil. Evet, başarı. Çünkü aslında arkada personeli de barındırıyor aynı zamanda. Kaç personelimiz var burada? Şu an bizim 5 tane personelimiz var. Temizlik personellerimiz var. Gece müdürümüz var. Evet. Bir de gündüz Elif Hanım zaten burada. Evet. Sizin kontrolünüz altında değil mi Elif Hanım? Yani evet, ben ilgileniyorum. Beni aşan problemlerde Mustafa Bey'e geliyorum. Ama genelde içeriğiyle öğrencilerin daha çok muhatap olduğu kısım benim. Evet. Öyle söyleyeyim. Çok güzel. Peki ben size vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum öncelikle. Son olarak da son sözlerinizi almak istiyorum. Sizi destekleyenlere, çalışanlarınıza, öğrencilere neler söylemek istersiniz Mustafa Bey? Yani biz burada zaten aile ortamı oluşturmaya çalıştırdık. Evet. Hem çalışanlarımıza hem öğrencilerimize de bunları söylüyoruz. Yani buraya gelen insanların pek memnun kalmadığını görmedik bu zamana kadar da. Evet. Bu şekilde. Misafirleriniz aslında sizin onları, öyle değil mi? Evet, yani daha çok misafir oluyor. Evet, Elif Hanım siz neler söylemek istersiniz? Yani çalışanlarımıza onları çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Özellikle bir emektarımız var, söylemeden geçemeyeceğim, Gülay ablamız. Selam gönderelim. Evet, evet, onu çok seviyoruz. Zaten burada kalan öğrenciler hep onu bilirler, bizimle olanlar. Ne güzel, onun dışında da öğrencilere, yani onları çok seviyorum. Sadece içerileri biraz düzgün tutarlarsa sevineceğim. Genel olarak dağınıklar. Evet. Anne gibisiniz şu evet, anda. Evet, evet, evet. Bunu bize tattırıyorsunuz. Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar hedeflerinize ulaştığınızda başka projelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın Mustafa Bey. Teşekkür ederim.